Adını Finike'nin narenciyesi, Kumluca'nın seralarından alan Finkum Tarım, 2003 yılına dayanan tecrübeyle 2013 yılında dünyanın pek çok ülkesine ihracat gerçekleştirmek hedefiyle kuruluyor. Seracılık, birim alanda maksimum verim elde edilmesini sağlayan en önemli tarımsal üretim metotları arasında yer alır. Bu yönüyle Türkiye'nin sera başkentidir Antalya. Adını Finike'nin narenciyesi, Kumluca'nın seralarından alan Finkum Tarım, 2003 yılına dayanan tecrübeyle 2013 yılında kuruluyor. İhracatçı sıfatıyla aile şirketi olarak yoluna devam eden firma, ekonomisi tarıma dayalı 3 ilde faaliyet gösteriyor. Finkum'un merkezi Antalya Kumluca'dadır. Bir şubemiz Bursa'da, bir diğer şubemiz de Aydın'da bulunmaktadır. Kumluca'daki faaliyetlerimiz Ekim ayında başlar, Haziran 30'una kadar devam etmekte olup bu dönemden sonra Aydın ve Bursa devreye girmektedir. Antalya bölgemizde sebze ağırlıklı çalışmaktayız. Bir kısımda nar yapmaktayız. Bursa bölgemizde ise ağırlıklı taze siyah incir, ayva ve armut yapmaktayız. Bu ürünleri biz genelde %90'ını ihracata yapmaktayız. İhracat olarak göndermekteyiz. %10'luk bir kısmını da iç pazara yöneltmekteyiz. Antalya'da 400 dönüm kapalı alanda firmaya bağlı müstahsillerce üretim yapılıyor. Firmanın üretim alanları, zararlılarla mücadelede biyolojik yöntemlerin tercih edildiği pilot bölge Mavi Kent'te yer alıyor. Belirli bir üretici potansiyelimiz var. Kumluca bölgemizde 400 dönüm civarında kapalı seramız bizim kontrolümüz altında üretilmektedir. Bu 400 dönüm kapalı olan alan biyolojik tarımla mücadele kapsamındadır. Yıllar önce haberlerde de programlarda da çıktı, hormon olayımız vardı. Onu attık. Hormonu attık derken bambus arılar artık devreye girdi. Döllemeyi artık o arılar sayesinde yapıyoruz. Artık şu anda günümüz 3 yıldır zirai ilaç olayını atmış durumdayız. Zirai ilaçtan da tamamen kurtulmuş durumdayız. Bunu da biyolojik mücadele, zararlıya karşı zararlıyla mücadele etmekteyiz. Bölgemizde %60 civarında bu şekilde mücadeleye başlanılmıştır kapalı seralarımızda. Firma üreticinin bilinçlendirilmesinde sorumluluk üstleniyor. Biyolojik üretim uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla tescilleniyor. Biyolojik üretim olan seralarımıza Global Gap, kalite belgelerimiz ISO 9001, ISO 22000, IFS ve biraz BRC gibi belgelerimiz mevcut olup bu belgelerle de Avrupa'da iş yapmaktayız. Kumluca Mavi Kent'teki seralarda başta biber çeşitleri olmak üzere patlıcan, kabak, salatalık üretiliyor. Antalya bölgesinde bizim çalıştığımız ürün grupları biz biber ağırlıklı çalışmaktayız. Sivri biber, çarli, dolma, kapya, şili biber. Ayrıca patlıcan, dolma, kapya, salatalık, kabak ve yeşillik grupları çalışmaktayız. Narenciye grubundan nar ve portakal, isteğe göre limon yapıyoruz. Ürün tarladan hasat edildikten en geç 12 saat sonra 250 gram, 500 gram ve 1 kilogram olarak ambalajlanıp sevkiyata hazır hale getiriliyor. Bu süreçte üretimin izlenebilirliği sağlanıyor. Parakendecinin istediği şekilde bizde paketleme sistemleri mevcut. 250 gram, 400 gram, 500 gram, 1 kiloluk veya kiloluk ambalajlar şeklinde üretip barkodlu bir sistem, izlenebilirliği yakalanmış bir sistem. Yani bir market reyonunda malı aldığınızda, barkod okuttuğunuzda müstahsiline kadar inebileceğimiz bir sistem mevcut bizde. İhracatçılarımızın %70'i, %80'i bu sistemi sağlamış durumda. Şimdi iç piyasadaki bazı market grupları da sağladı. Artık ilerleyen zamanlarda umudumuz iç piyasaya çalışan arkadaşlarımızın da bu sistemi sağlaması. Ama sistem günden güne iyiye gidiyor. Antalya'da üretim ve ihracat yapısında sebze başı çekerken Bursa'da meyve ön plana çıkıyor.
Türkiye'den ihraç edilen incir miktarı yıllık 6000 ton düzeyinde bulunuyor. Sadece Bursa, Çağlayan ve Mudanya bölgesinde yetiştirilen siyah incir ihracatıyla 2014'te Türkiye 5.'si olan firma, 2015'te bir sıra yükselerek 4. sıraya adını yazdırmayı başarıyor. Hedef önümüzdeki yıl ilk 3'te yer almak. Meyvemizin genelde Bursa bölgemizden çalışıyoruz. Bursa'da ayva, armut ağırlıkta depolarımızda. Ağustos ve Ekim döneminde de siyah incir, taze siyah incir ihracatı yapmaktayız. Ve bu ihracatın, kendi ihracatımızın büyük bir kısmını Avrupa'daki süpermarketlerle çalışmaktayız. Ayrıca süpermarketler haricinde Uzak Doğu'ya, Hong Kong, Singapur, Tayland, Malezya gibi ülkelere de uçak kargoyla ürünlerimizi göndermekteyiz. Üretimin pazardaki dağılımına dair de bilgi veren firma kurucusu Hakan Arıkan, 30'dan fazla ülkeye yıllık 400 tır ürünle ihracat gerçekleştirdiklerini dile getiriyor. Bizim kontrollü üretimimizin %90'ı ihracatta değerlendiriliyor. %10'luk bir kısmı iç piyasaya yönlendiriliyor bizde. Yaklaşık 30 tane ülkeyle ticari bağı var. Yani kısım kısımda yoğun çalışmasak da 30 ülkeyle ticari bağımız var. Bu bağlamda uzak ülkelere de uçak kargosu yapmaktayız. Bir gün Almanya, bir gün Norveç, Romanya, diğer gün Hollanda, İngiltere. Her gün yurt dışına çıkan bir tır bulunuyor. Firma yeni pazarlarla ihracat rakamını artırmayı hedefliyor. Yeni pazarlar aramak konusunda kalkınma ajanslarının ve COSGAP'in de firmalara çok büyük destekleri var. Yani firma sahiplerinin bunları değerlendirmesini de istiyoruz. Yani Rusya'ya bağımlı kalmamak adına, Türk ürünlerini diğer pazarlarda değerlendirmek adına da bunu tavsiye ediyoruz diğer arkadaşlara. Biz bunu değerlendiriyoruz. Yakın tarihte Katar, Dubai, Bahreyn olmak üzere bir gezimiz olacak. Hava, su, toprak yapısı. Tarımsal üretim için pek çok koşul Türkiye'nin her bölgesinde elverişli. Elverişli olmasına da üretimin pazara arzında kimi sıkıntılar yaşandığını söylüyor Hakan Arıkan. Türkiye bence bir ambar, üretim ambarı. Yalnız bu hasattan işlenen süreye kadar bu malı düzgün, kaliteli bir şekilde pazara indirebildikten sonra sıkıntı yok. Ama biz kendi ürünümüzü kendimiz heder ediyoruz. En büyük sıkıntılarımızdan biri de o. Nedir bu sıkıntılar diye soruyoruz. Aldığımız yanıt can yakıyor. Zira binbir emekle aylar süren üretim süreci neticesinde ürünlerin sofra yerine çöpe gittiğini öğreniyoruz. Arıkan bunu birkaç sebebe bağlıyor. Olay gübreden başlıyoruz. Artık hasata, buradaki işlemeye kadar, termokin sıcaklığına kadar her şey etken oluyor. Çiftçi olarak hasat ettiğimiz ürünün %60'ını değerlendirebiliyoruz genelde. %40 büyük bir sıkıntı. Çöp oluyor. Burada hasatta çöp oluyor. Halde çöp oluyor. Karşı halde çöp oluyor. Parakende de çöp oluyor yani. Bir tarafta çöp olmuyor. Yani biz ürettiğimiz ürünün, bunu ben daha önce de söylemiştim defalarca, pazara inene kadar %60'lık kısmı kalıyor. %100'lük bir üretimin %60'ı, %40'lık kısmı israf oluyor. Rakamlar çarpıcı. Doğru üretim metotları kullanılmadı, doğru lojistik, soğuk zincirin bozulduğu için bu ürünlerin %40'ı israf oluyor. Bu olumsuz yapı içinden sıyrılmayı başardıklarını söyleyen Arıkan, çözümü üreticinin bilinçlendirilmesinde görüyor, bu doğrultuda adımlar atıyor. Biz müstahsilimizle fideden itibaren beraber bir çalışmaya giriyoruz. Yani bu da biz diyoruz ya, 30 Haziran'da sezon sona erdi. Biz tekrar Temmuz'un ilk haftası burada üreticimizle temasa geçiyoruz tekrar. Üreteceği ürünler hakkında, hangi ürünleri, hangi sivri biberi üretecek ama sivri biberi hangi çeşidini üretecek? Veya bunu hangi altyapıyı, toprağı ilk önce hazırlaması gerekiyor, onları ziraat mühendislerimiz sayesinde. Onları hazırlatıyoruz. Toprak analizlerini, su analizlerini yaptırıyoruz. Ondan sonra üretime geçiyoruz. Üreticilerimiz bu zaman zarfı içerisinde biz yani naylonuna kadar, üzerine çektiğimiz naylonuna kadar biz kontrolümüzde. Hasat zamanını biz belirliyoruz.
Zamanı geldiğinde toplamalar için bizim ziraat mühendislerimiz tarafından ikaz ediliyor, uyarılıyor müstahsilerimiz. Bunlar toplanarak geliyor bize. Bu zaman zarfında bize gelene kadar bir sıkıntı yok. Olay ondan sonra, israfın çoğunluğu zaten buradan sonra başlıyor. Yani üretimde de başladığı kadar buradan sonra daha çok israf başlıyor. Şimdi buradaki olayımız, biz üretim bandımıza döküyoruz ürünleri. Burada ayırıyoruz biz ürünlerimizi. Bizim elimizde %20'lik, gelen malın %15, %20'lik bir kısmı ıskarta diye tabir ettiğimiz bir olayla bizim elimizde kalıyor bu mal. Biz bu malı tekrar işliyoruz, kalan malı, onu iç piyasaya sunuyoruz. Diğer kalan işlediğimiz malı da soğuk zincire. 7 derecelik odalarımız var bizim, soğuk odalarımız. Onlara hapsediyoruz, soğuk zincire koyuyoruz. İhracatçı firmalar soğuk zinciri harfiyen yerine getirirken iç piyasada bu hassasiyetin yeterince gösterilmemesi israfın en temel sebebi oluyor. Ülkede yapmamız gereken diğer arkadaşların da soğuk zincir olayını takip etmiyoruz. 7 derecelik soğuk zinciri biz Avrupa'daki her noktaya indirene kadar bu soğuk zinciri bozmadan indiriyoruz. Biz burada ürün geldiği anda 7 derecede ilk soğutmasını yapıp onu ambalajlayıp kontrol altına alıp karşı pazara kadar termokinit araçlarla indiriyoruz. Bu bağlamda yani israfın en büyük nedeni soğuk zincir. İç pazarda tüketilen biberin %90'ı Kumluca Mavikent bölgesinde üretiliyor. Biberin kalınlığına ve rengine göre 50 kadar çeşidi bulunuyor. Biberin tazeliği sap kısmının sağlamlığından anlaşılıyor. Doğru bilinen bir yanlışa karşı da açıklama getiriyor Hakan Arıkan. Tüketici bilincinin arttığına dikkat çekiyor. İhracata gitmeyen mal iç piyasaya yöneliyor. İstanbul'da, Ankara'da veya İzmir'de tüketiliyor gibi bir olay yok artık. Biz de aynı değerdeki ürünleri iç piyasadaki arkadaşlarımızla alıp tüketiciye onları da sunmakta. Zaman zaman bizde yarışmaktadırlar fiyat konusunda ve kalite konusunda. Yani onlar da artık bizim tüketicimiz de kalite konusunda bilinçlenmeye başladı. Firma kurucusu Hakan Arıkan'la kendilerine koydukları hedefleri de konuşuyoruz. Siyah incir, namı diğer Bursa karasını daha çok ülkeye tanıtmak öncelikler arasında yer alıyor. Bizim sebze potansiyelimiz Antalya bölgemizden 6-7 aylık bir süreçte yaklaşık 200 araba bir sebze yapıyoruz Avrupa'ya. Bunun ağırlığı zaten Almanya, diğer kısımları da Baltık ülkelerine, Norveç, İsveç, Danimarka, aşağıda Hollanda'ya dağılmakta. 200 olan kapasitemiz sebzede 300'e çıkartmak. Özellikle bizim hedefimiz meyve. Meyve alanında bulunmayan, özellikle incir alanında, siyah inciri tüm dünyaya tanıtmaya kendimize ilke edindik. Cidden bunu ilke edindik. Yani Singapur, Hong Kong, Malezya, buralardan bahsettim. Hatta Kanada, Avustralya, buralarda da görüşmelerimiz devam etmekte. Maldivler'den bir istek var. Önümüzdeki dönemde oraya bakacağız tekrardan. Yani değişik ülkelere inciri tanıtma. İlk önce hedefimiz inciri tanıtma. Bizim işimiz biraz daha meyveciliğe yoğunlaşmak. Arıkan, siyah incir üretiminde en verimli bölgenin Bursa olduğunu söylüyor. Bu siyah incirin büyük bir tonajlı kısmı zaten Bursa bölgemizde. Aydın'da beyaz incir mevcut. Siyah incir çok fazla olmadığı için bizim de ihracat kalemimiz siyah incir. Raf ömrü beyaz incirden daha yüksek. O yüzden dolayı marketlerle de siyah incir çalıştığımız için Avrupa marketleriyle o bölge daha iyi. Ve bizim tonajımız da yani küçümsenecek bir tonaj değil. Firma olarak yaklaşık 1200 ton geçen yıl siyah incir ihracatımız vardı. Önümüzdeki yıl hedef 1500 tonlarda. Kurucu Hakan Arıkan sözlerini noktalarken sertifikalar uyarınca kaliteden ödün vermeden yollarına devam edeceklerinin altını çiziyor. Öncelikle personelimize, çalışma arkadaşlarımıza, müstahsillerimize, üreticilerimize hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Finkum Tarım olarak artık Avrupa'dan ziyade dünyada adımızı duyuracağımıza, ihracatçı olarak markamızı duyuracağımıza, ülkemiz adına çalışacağımıza, tüm ülke ürünlerimizi dünyada tanıtacağımıza buradan söz veriyoruz.